Fesih Hoca 1971 doğumlu. 4 kardeşten üçüncüsüydü. Yani erkek kardeş. Fesih Hoca 4 yaşında şeye geldik. Çınar'a geldik merkeze köyden. Fesih Hoca biz 4 kardeşin içinde en halim selim. Hiçbir gün ondan rahatsız olmadık. Belki biz 4 kardeş, 3 kardeş bazen birbirimizi kırmış olabiliriz. Onun yapısı itibariyle çok halim selim bir kardeşimizdi. Ondan çok küçükken de çok memnunduk. Hepimiz seviyorduk onu. Zaten İslami davayla biz zaten aile olarak İslami davadan uzak değildik. 80'den önce de aile olarak biz mesela o özellikle kaos dönemlerinde bile biz İslami mücadeleyle anılıyorduk Çınar'da. Fakat bizlerin İslami mücadele başlangıç tarihi hemen hepimizin aynı. 1988 kitap alıyorduk, okuyorduk. Sonra işte kardeşlerimize de verdik. Fesih o zaman liseye gidiyordu. Ve İslami davayla tanıştıktan sonra hakikaten çok kararlı bir şekilde mücadelenin içine girdi. Yani mesela liseyi bitirdi. Liseden sonra Diyarbakır'da üniversite kazandı. Ve üniversite döneminde bile okuldan geliyordu. Diğer Çınar'a geliyordu. Bir camisi vardı, eski mahal camisi. Onun öğrencileri vardı. Hiç eve uğramadan hemen camiye gidiyordu. Ve o öğrencileriyle alaka ediyordu. Zaten onun bir öğrenci grubu vardı. Camiye giden öğrenci grubu vardı. Sürekli de zaten yemeğini, her şeyini orada yiyordu. Hatta bu genç arkadaşlar şu anda büyümüş. Şakalaşıyorlar bazen, diyorduk biz Fesih Hoca'nın menemeniyle büyüdük. Yani menemen yapıyordu. Yani yemeği de evde yemiyordu. Gelip hemen oraya gidiyordu. Yani kendisinden beklediğimizin çok çok üstesinde bir performans gösterdi İslami mücadelede. O üniversite döneminde zaten o olayların başlamasıyla zaten hemen hemen Çınar'a artık yavaş yavaş gelmemeye başladı. Çünkü artık yoğun bir saldırı vardı Müslümanlara üniversitede. Zaten Gazi Orhan meselesinde de yani aslında ona ateş etmişler. Fakat Gazi Orhan o esnada Allah-u takdiri o araya giriyor. Tabi birçok arkadaşı da şehit oldu. Mesela bu şehit Serstif'tir, Murat'tır, Abdülcelil'dir. Yani birçok daha arkadaşı o dönemde şehit oldu. Ve o süreçte aileden de biraz uzak yaşadı. Diyarbakır'da zaten öğrenci evinde kalıyordu. Belki kardeşler içinde en çok onunla zaman geçiren benim. Hem cezaevi sürecinde o hem mücadele sürecinde. Yani ben buna yakinen şahidim ta lise döneminde. Davayla tanışmayla beraber 88'den sonra. Yani onun hayatı tamamen davanın mücadelenin bir parçasıydı. Yani başka bir hayatı olmadı. Yani ben buna yakinen şahit olduğum için bunu söylüyorum. Mesela biz abileri olmamıza rağmen bizden çok daha olgun hareket ediyordu bazı meselelerde. Dün mesela bizim bir arkadaşımız vardı, şu anda doktordur, geldi. Yani bakıyoruz o dönemde onunla beraber üniversitede okuyan hepsi o fedakarlığına, o ahlakına, o halim selimliğine, o ihlasına şahittir. Zaten belki o özelliğinden dolayı Allah-u Teala böyle davanın yükünü onun üstüne yükledi. Dolayısıyla üniversiteden sonra gene öğretmenlik geldi 96'da. 96'da öğretmen, Dicle'de öğretmen oldu. En son Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'a geldi, 5-6 ay Diyarbakır'da görev yaptıktan sonra çalışmalarına engel oluyordu. Dolayısıyla yani her aşamada dava ondan ne istediyse hiçbir gün şey yapmadı yani. Yani bu gerekirse her neyine mal olursa olsun taviz vermeden elhamdülillah o fedakarlığı yaptı. Biz buna şahidiz. Görevi bıraktıktan sonra ondan önce de artık aileyle fazla bir ilişkisi kalmamıştı. Yani çünkü gelemiyordu. Belki biraz daha yarı hicret hayatını yaşıyordu. 2000'den sonra ben de artık hicret ettim. Beraber bazı dönemlerde kaldık. Ta onun operasyonda yakalandığı zamana kadar beraberdik. Operasyonda
zaten büyük bir operasyon yaptırıldı onlara karşı ve gözaltına alındılar. Tabii biz haber alıyorduk, yani çok büyük bir işkenceler yapılıyordu o dönemdeki yakalanan Müslümanlara işkenceler yapılıyordu. Onlara da büyük işkenceler yapıldı. O zaman 4 tane arkadaş yakalandı onunla beraber. 73 gün falan gözaltında kaldı. Yani yaklaşık 2,5 ay gözaltında kaldı. İşkencelerde kaldı. Ondan sonra cezaevi hayatı başladı, süreci başladı. Cezaevinde de ben onlardan 7 ay sonra yakalandım. Ben de aslında onların operasyonunda ben kurtuldum. 7 ay sonra ben yakalandım. Ben de gözaltı şeyinden sonra cezaevine gittim. O arada beraber kaldık 2,5 sene. Ben dediğim gibi yani kardeşler içinde en çok onunla beraber mesai harcayan benim, yani beraber olan benim. 2,5 sene aynı odada kaldık. Onun için bire bir onun o fedakarlığına, ahlakına ben gerçekten çok şahit oldum. Yani ben ondan 4 sene büyük olmama rağmen hakikaten ben ondan kendim çok örnekler alıyordum. O teslimiyeti, o mücadelesi, o cezaevinde, mesela cezaevinde bazı insanlar hep işte böyle dışarıyı düşünür, işte ve af düşünür veya çıkmayı düşünür. Allah şahittir. O kadar arkadaşların işine koşuşturuyordu. Yani cezaevi içinde bile zaman bulup, yani işte biz cezaevindeyiz, yani bu tür şeyleri düşünecek zamanları bile yoktu. Yani hem o hem Seyda Melesaid, ben buna birebir 2,5 sene beraber kaldığımız süreçte buna şahidim. Yani onların tek derdi vardı. Yani bu burada cezaevindeki arkadaşları nasıl rahat edelim, mesela farz edelim böyle çok ailede sıkıntı yaşayan kardeşlerimize birebir gidip işte ortak alanda onlarla sohbet ediyordu, onlara moral veriyordu, onları sakinleştiriyordu. Yani mücadele onlar için cezaevinde bitmemişti. 2006'dan sonra ben gene cezaevinden çıktıktan sonra gene beraberliğimiz oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra yani bazıları işte ben cezaevinden çıktım, işte artık çocuklarıma bakmam, ailemle zaman geçirmem gerekir diye bir düşünceye de kapılmadı. Çıktığı gibi mücadelenin içine girdi ve hiçbir zaman mücadeleden geri durmadı. Yani eğer ailesinden ayrılması gerekiyorsa, yani gerektiren durumlar varsa hiç düşünmeden onu da yapıyordu. Tavizsiz bir şekilde fedakarlık edip gerekirse ailesinden uzaklaşıyordu. Yani Fesih Hoca 88'de İslam'la tanıştıktan sonra vefatına kadar, hatta hastaneye yatırmadan bir gün önceye kadar, yani hiç tavizsiz mücadelenin içindeydi. Yani böyle bir hayatı ben bazen abesi olarak gıpta ediyorum hakikaten yani. Ahlaki, mesela ahlaki bizim için, bizim dediğim gibi ailenin içinde çok farklı bir ahlak yapısı vardı. Şu anda belki çocuklarımız onu sevdiği kadar belki bizi seviyorlar. Niye? Çünkü geliyordu, onlarla aile geleniyordu, sahipleniyordu. Annem babamı özellikle bizden çok daha fazla ilgi alaka gösteriyordu. Çok seviyordu onları. Hatta diyordu işte gel misafirim, zorla bazen götürüyordu, geliyordu arabayla götürüyordu. Yani onun hem aile yaşantısı içinde, o hem dava yaşantısı içinde, yani özellikle de bu dönemde, bu çağda her şeyin maddileştiği, her şeyin menfaatla yapıldığı, menfaat karşılığı yapıldığı bir dönemde bu tür insanlar gerçekten bir numuneydi. Yani benim için bir numuneydi. O biz inanıyoruz ki, biz şahitlik de ediyoruz ki bütün hayatını Allah için, İslam için harcadı. O akıbetinden de elhamdülillah zerre kadar bizim şüphemiz yoktur. Allah da şahittir, biz de şahittir. İnşallah bu kadar müminin şahitliği Allah'ın izniyle Allah-u Teala da şahitlik eder. Çünkü Allah Resulü, biz biliyoruz ki veda hutbesinde insanları kendine şahit tuttu. O sahabeleri kendine şahit tuttu. Şahitsiniz, ben görevimi yaptım. Yani bu kadar mümin de Allah'ın izniyle ona şahitlik ediyorsa demek ki görevini yapmıştır. Fesih Hoca benim bir büyüğümdü, benden 3 yaş büyüktü. Yani çocukluğumuz beraber geçti. Okulda hatta bazen yani mesela
kava falan çıksaydı, yani aramızda bir şey, sürekli beni sahiplenirdi, bana sahip çıkardı. Yani benim abimdi. Evde de çok sevilen, en sevilendi yani. Ahlakı çünkü çok güzeldi. Hiçbir zaman insanlar ondan rahatsız olmazdı. Lisede de herkes ondan memnundu. Hatta lise çağlarında genelde camiye giderdik, camilerde ders verirdik. Fesih Hoca'nın yaşantısı sadece davası içindi. Yani dünyevi olarak hiçbir zaman çalışmadı. Dünya için hiçbir zaman çalışmadı. Sadece davası için çalıştı. Ve bu dava uğrunda her şeyini feda etti. Gençliğini feda etti. Ondan sonra mesleğini feda etti. Hatta sağlığını feda etti. Sonradan göz altında o böbreklerin iflas etmesiyle sağlığı da gitmişti. Ama hiçbir zaman Fesih abim yani davadan vazgeçmedi. Hani hastalığı bahane edip yok ben işte hastayım ben yapamam demedi. Sürekli yine ön saflarda, yine çalışmanın en önünde önündeydi yani. Bir anlamda benim öğretmenimdi. Ben her şeyimi ona danışırdım. Yani genelde ben onu kendime örnek alırdım. Son dönemde zaten hastalığından dolayı da bu hastalığa yakalandıktan sonra da yani vefat etmesinin en büyük nedeni de yine o böbrek naklinden dolayı çektikleriydi. Böbrek kullandığı ilaçlardan dolayı bağışıklık sistemi iflas etmişti. Yani o kadar hasta olmasına rağmen dediğim gibi bir gün evde oturmadı, çalışıyordu. Yani sürekli bu davaya hizmet ediyordu. Biz onunla iftihar ediyoruz. Böyle bir abimizin olduğundan dolayı davası için her şeyini feda etti ve biz inanıyoruz ki o şu an şehitlerle beraberdir. Şehadete kavuştu. Allah-u Teala onu kendi katına aldı. Yani artık yeter dedi. Yani yoruldun. Artık biraz gel işte yanımda biraz sana mükafatlar vereyim dedi ve onun yanına aldı. İnşallah Allah-u Teala bizi de onun yolunda gidenlerden eylesin. Evet, bu özellikle cenazesinde de Allah razı olsun. Yani kardeşlerimizin, abilerimizin ne kadar onu sevdiğini gördük. Yani bu pandemi döneminde, bu hastalık döneminde Allah kendilerinden razı olsun. Hepsi de fedakarca gelip, cenaze ile beraber gelip defin işlemine katıldılar. Allah kendilerinden razı olsun. Taziye döneminde de her yerden, yani taziye döneminde biz duyurduk da, yani bu hastalıktan dolayı, hani malum hastalıktan dolayı taziye kurmayacağımızı söyledik. Ama Allah kendilerinden razı olsun. Yani 3 gün boyunca hiç bizi yalnız bırakmadılar ve geldiler. Yani o da hocaya olan sevgilerin ne kadar olduğunu, hocanın insanlara ne kadar kendini sevdirdiğini gösteriyor. Yani hocayı normal şartlarda belki hiç tanımayanlar, hiç onun yani onunla oturup konuşmayanlar dahi bizi arayıp yani inanın diyorlar ki biz sizden daha çok üzülüyoruz. Yani böyle yani biz tanımadık ama hani o yaşantısı, o hayatını öğrendikten sonra çok etkisinde kaldık diyorlar. Hani hoca gerçekten bizim bunu da belirteyim, bizim gizli kahramanlarımızdandı.